Konu kalecilik olduğunda en anlamlı sözleri söyleyecek kişilerden birisini konuk ediyoruz bugün. Eser, Özaltın Dere gibi değerleri daha sık misafir etmemiz gerektiğinin farkındayız. Hocamızla geçen haftanın pozisyonlarını masaya yatırırken bir portre bir isimde Hollandalı Pieters'e uzanıyor, neler oluyor hayatta da Küba fırtınası Juan Terano'yu anıyor, duyda inanma da kaleci ahkamlarına şimdilik kaydıyla noktayı koyuyoruz. Ben kimim de soracağımız isimse golcü İtalyan kaleci. Kalecinin seyir defterine hoş geldiniz. Efendim sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'de konu kalecilik olunca en yetkin kişilerden biri sağ olsun kırmayıp ta Bursa'dan geldi. Eser abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abi geçen girişinizde 59 yaşındaydınız. Evet. Şimdi 60 yaşındasınız. En az 15 yaş genç gösteriyorsunuz ama biz sizi her mevsim almamız lazım. O günden bugüne ne yaptık Eser abi? Son gelişinizde Futbol Federasyonu'ndaydık. Hala devam ediyor muyuz? Yok. Oradaki teknik kadronun değişmesiyle beraber milli takım. Dolayısıyla aynı zamanda Futbol Federasyonu'nun yeniden yapılanmasıyla da ilgilenecek tabii o teknik kadro. Onun değişmesiyle beraber onlar da kendi ekipleriyle çalışacaklarmış, kaleci ekipleriyle çalışacaklarmış. Bu çerçevede teşekkür ettiler. Biz de başarılar diledik. Yani yollarımız ayrıldı. Buna devam edeceğiz ama önce şu küçük bir klibiniz var abi. Ona bir seyredelim beraberce. Abi son hani topu iade etmen dışında çok güzel hareketler. Evet. Sizin o hep derim benim çocukluğu ve gençlik yıllarında o belden kendinizi böyle suplex evet. atmanıza hayrandım. Bu beliniz için ayrı bir şey yapıyor muydunuz o zamanlar? Yapmıyordum da dediğim gibi belki işte programın ilerleyen dakikalarında böyle anılardan bahsederken kendi çabamızla tabii o zamanlar kaleci antrenörü yok. Özellikle Artvin'de ondan da bahsedeceğiz sanıyorum. Fırsat buldukça, tabii bu işi de çok sevdiğimiz için, bir aşkla bağlandığımız için kaleciliğe, antrenörümüz olmadığı halde işte çıkardık, kendi başımıza çalışmalar yapardık. Arkadaşımıza bize top atması konusunda destek vermesini isterdik. Birlikte çalışmalar yapardık. Sanıyorum o çağlarda buna benzer çalışmaların da işte o özelliklerimizi geliştirmede katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Abi o zaman Artvin dediyseniz, sevgili öğretmenimden rica edeyim, şu Artvin görüntülerine bir girer miyiz lütfen bu... Eser abinin hangi sahada kaleci olmaya karar verdiğini. Şimdi herhalde bu alttaki güzelliği siz görmediniz değil tabii, mi abi? Tabii. Siz zamanlar, şu yukarıdaki o, evet. Müthiş. Abi sormasak bu dağın tepesinde mi evet. sıdat mıdır? Zaten Artvin yamaç üzerine kurulu bir kent. Çok evet. şirin, çok yeşillik bir kent. Şimdi yamaç üzerine kurulu olduğu için Çoruh kenarında aynı zamanda. Tek düz yeri bu şehir stadıydı. gençler, çocuklar işte bisiklete burada binerler. Kendi aralarında burada top oynarlar. Ama tabii buradan aşağı top kaçtı mı da bir daha topu yakalayabilmeye, bulabilmeye imkan yoktu. Ama deplasman takımlar için çok iyi. Çok avantaj. O çok iyi. Peki bu alttaki sahayı görmedim diyorsunuz. Yok görmedim abi. Evet. Peki o zaman hemen öbür fotoğrafa geçelim. Maden abi toprak sahalarda. Şimdi şu soldaki o inşaat hali bu neresi olabilir abi? Hani sizin bu dizlerinizden, eklemlerinizden Ankara'da çok şeyler alan dış sahalardan... 19 metre sahaları. 19 öyle mi? Evet abi. Ya. Ama bakın şu anda şey gördüğünüz gibi orası evet, bile. Evet doğru yani bu herhalde o eski dönemi değil mi? Evet abi eski o eski dönemi daha sonra... bakın bu da pırıl pırıl. Evet yani o zamanlar bir de şimdi Ankara'nın havası malum çok sert bir hava. Kışı çok sert geçiyor. Çok erken tabii fazla sahada yoktu o dönemlerde. Maçlarımızın büyük bir çoğunluğunu bu dış sahalarda oynuyorduk. İşte zaman zaman... maçlar çok erken saatlere konuluyor. Akşamdan da don yapmış. Yani bu sahalarda
o don yapmış vaziyette oynamak zorunda kalırdık. Bir de tabii şort da var. Artık halimizi sizin düşünün yani. Ama Şevar abi demek ki siz de bizi sevmiyorlarmış. Yani ben evet. de o eziyeti gördüm. Ondan sonra abimiz sağlar çok evet, güzelleşti. Evet yani. Hiç yanımızdaki yaralar bir türlü kapanmazdı. Bu saha yüzünden, bu sahalar yüzünden daha yani beraber çok parçalar bıraktık. Evet çok. Peki abi bakın ilk görüntülere geçmeden hemen şöyle bir ilk şeyinizi kapatalım. Şimdi 54 doğumluyduk. Evet. Artvin'de lisansiyer olduk. Evet. Sonra Gençler Birliği'ne mi gelmiştik? Gençler Birliği, evet. Gençler Birliği genç takımına. Peki genç şu an Gençler Birliği genç takımına gelirken abi şöyle sizin o zaman kıymetinizi anlamayan kulüpler olmuş muydu? Yani şöyle oldu. Şimdi dedim ya bu işe aşkla bağlanmak, sevgiyle bağlanmak. Şimdi baktığımızda yıldız olmuş oyuncular, futbolcular da olabilir, kaleciler de olabilir. Büyük bir çoğunluğunun bu işi çok sevdiğini biliriz. Çok küçük yaştan itibaren bu konuya çok büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını biliriz. Tabii aynı şey benim için de geçerliydi. Şimdi Ankara'ya geldiğimizde haliyle bir takımda oynamak istiyorum. Fakat bir türlü o imkan söz konusu olmuyor. İşte Anıttepe'de Gençler Birliği'nin antrenmanlarını seyrediyorum. Tandoğan'daki Ankara Gücü stadında Ankara Gücü'nün antrenmanlarını seyrediyorum. Sonuçta artık burama geldi herhalde. Elemelere gireyim dediniz abi. Bir müracaat edeyim dedim. Yani gittim antrenör Mümtaz Hoca'ydı sanıyorum. Ankara Gücü'ne geldim. Ankara Gücü'nün genç takım evet. antrenörü. Dedim böyle böyle yani ben de kalecilik yapıyorum. İşte beni dener misiniz falan dedim. Yalnız lisansım var benim Artvin 7 Mart Spor'da dedim. Çünkü ilk amatör kulübüm Artvin 7 Mart Spor'daydı. Oradan gelmiştik. Şöyle bir baktı biraz kayıtsız kaldı. Umursamadı lisansını gel ondan sonra görüşürüz gibilerinden bir ifade kullandı. Herhalde alındım ben de o işten. Daha sonra da zaten Güneş Spor. Avni buldu. Avni buldu. Meşhur Avni buldu. Meşhur. Allah onda Allah da bize. İşte yine belli bir saatte dış sahada olmam istendi. Onlar antrenmanı orada yapıyorlardı. Fakat herhalde bir karışıklık oldu. Ben gittiğimde o gün antrenmanları yokmuş. Dolayısıyla onların denemesine de katılamamış oldum. Ama tabii Avni Bulduk çok özel bir insandı. Ankara futbolunda özellikle. Çok. Şahsına münhasır bir insandı. Ankara futbolundaki yeri çok önemlidir Avni Bulduk'un. Biliyorsun sen de. Biliyorum ama rahmetli, belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Lütfen söyleyin evet, abi. Evet yani rahmetli Arif'i de iki ineğe. İki ineğe. Değil mi? Satmıştı sanıyorum iki yani. İki hoştan ineğe satmıştı. Yani öyle bir macerası da vardı. O dilden dile hala dolaşır, devam eder. Eser abi devam edeceğim ama biraz pozisyon, biraz şey diyelim. Geçelim efendim geçen haftanın pozisyonlarına. Eser abi ilk bölümde bakın. Yan toplara şey. Burada Serdar değil mi? Yapması gerekeni yapıyor ama amacımız şey kurtarış değil. Bakın ilk bölümde hep yan toplara. Şimdi o güzel kurtarışı yapıyorsun. Burada boşa çıkıyorsun. Ne dersiniz abi? Evet. Şimdi hep yan toplarda da kayma adımıyla gidiyorlar. Ve topu en önde, en yüksekte özellikle yan toplar bu temel prensiptir. Yakalama şeklinde gitmiyor. Yani hizasında çıkıyor. Öne doğru en önde müdahale etmek için öne doğru gitmiş olsa şu yan topta özellikle hatta tek yumruk da atabilir burada. Sağ yumruğu da atabilir evet, çünkü abi. Sağ yumruğu da önde dokunabilir topa. Kafasının önünde oyuncunun kafasının önünde müdahale etme imkanı olabilir. Dediğim gibi yani en öne doğru hamle yapması lazımdı ve belki çift yumrukla da bu müdahale edebilirdi o durumda. Tek daha mantıklı tek olacak. De daha devam mantıklı edelim pozisyonumuz abi. Lütfen onlar da birbirine yakın. Şimdi bakın. Abi ülkemizin en tecrübeli kalecisi. Yani sizce ne yapıyor burada? İşte, timing hatası. Yani topa topla buluşacağı noktaya doğru koşusunu yapmıyor. Yani gelişi güzel bir koşu. Yani, halbuki topla buluşacağı noktaya doğru koşusunu yapması lazım. Koşu yolunun topla buluşacağı en yüksek noktaya doğru olması lazım. Bir de biraz, daha seri adımlar almak lazım değil mi? Bu kadar ağır gitmemek lazım. Biraz daha tabii, seri doğru. adımlar geçelim lütfen. Aynen. Siz konuşabilirsiniz. Bakın evet. abi şimdi evet. burada da hakkı olarak bakın şimdi bir şey duymadım diyor. Burada kalecinin bir şeyler söylemesi lazım değil kesinlikle. Mi abi? Kesinlikle. Yani iletişim çok önemli kalecilikte. Özellikle modern futbolda çok önemli. Peki burada Allah korusun abi bakın gene sakatlanma riski değil bakın gene evet. aynı kişi bakın gene Doğuka. Evet, evet. Bakın tek ayağın üzerine yine Allah korusun ben çok korktum bakın şu evet. sağ ayağına bakın Eser evet. abi. Eyvah dedim bakın menisküs gitti evet, ama yırtıldı. Doğru. Fakat neyse ki inanılmaz derecede yükselmiş. Yani böyle korkunç derece yükselmiş. Burada da dediğim gibi burada da tek yumruk gitmesi lazım. Çünkü adam koşarak geliyor. Tek yumruk daha uzağa uzanır. Bir de bir ağzına kafayla bir bırak tabii, benim seni yani bu iletişim. Kadar zor değil yani birinci, ki. Birinci olarak belli bir iletişim içerisinde olması gerekiyordu ki burada da aynı şey söz konusu. İkinci olarak da o topa
müdahale ederken daha ne dedik? Temel prensip en önde dokunmaya çalışmak. Tek elle, tek yumrukla önde kafasının önünde vurabilseydi en azından böyle bir tehlike yaşamazdı. Devam edelim lütfen. Evet. Abi biliyorsunuz İngiltere'nin en iyi kalecilerinden biri. Evet. Allah aşkına Mignone hep evet. Şunu diyorum yani reaksiyonu müthiş ama havan topu gibi top. Artık bu da çift yumruka değil mi? Hata evet. Değil mi abi? Bir de ne var biliyor musun? Bak dikkat edersen Fatih geliyor duruyor. Duruyor. Durduğu zaman çıkamazsın. Çıkamazsın. Koşarken koşu halinde o yükselmeyi yapmış olsaydı öndekilerini de ezerek hem uzaklaştırabilirdi. Hem hızın da düşüyor, caydırıcın da düşüyor değil aynen. Mi abi? Hızı da düşüyor. Çok olduğun yerde sıçrayamazsın. Sıçrayamadı. Evet. Fakat şimdi hemen ön pozisyona geçelim. Fakat abi bakın burada bir katliam var. Şimdi yediği gole bir bakar mısınız? İkinci çekimde daha rahat göreceksiniz evet. Abi. Şimdi abi Carroll'ın bakın el kafaya vurdu, evet, elini evet, indirdi. Evet. Bir de orada bari bir de evet. Tekmeyi çaksaydın da tam olsaydı. Evet yani. Tam olsaydı. Peki bu faul yeri. Gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Bir de kale sahası içerisinde oldu. Ya abi İngiltere'de ölmedikten evet, sonra bakın. Abi, doğru söylüyorsun. Hayır bir kafasına bir şey çaktı. Bir vücutla temas evet, var. Evet, bir de eline evet, vurdu. Evet, evet çok doğru. Demek ki ölmesi lazımmış evet. Eser abi. Devam edelim lütfen. Evet. Esasında burada... Işte, efendim evet, abi. Aynı pozisyon değil mi? Aynı pozisyon. İşte kendi oyuncularının ona yardım etmesi lazım. Yani rakip oyuncuyu bloke etmesi lazım. Kendi oyuncularının, defans oyuncularının ki kaleci rahatça topunu alabilsin. Yani o zaman ne oluyor? Hiç kendi oyuncuları ona yardımcı olmayınca iki rakip oyuncunun müdahalesiyle karşı karşıya fakat kalıyor. Fakat Carroll da biliyorsunuz abi şey gibidir yani insan evet, azmanı gibi bir şeydir. Evet, yani. Doğru, evet, doğru. Devam edelim lütfen. Ama daha birkaç pozisyonumuz daha var. Abi ben diyorum ki kaleci buna çıkabilir Tolga kalitesinde ne dersiniz? Yalnız şu da var Fatih bak şey daha yakın. Beşiktaşlı oyuncu daha yakın. Dolayısıyla yani daha yakın daha müdahale etmeye daha elverişli daha avantajlı. Dolayısıyla kalecinin bakın, böyle yakın bakın, eli görüyor. Anlıyorum çıktı ama esasında kalecinin pardon oyuncunun. Hata oyuncu da diyorsunuz. Hata oyuncu da. Yani kaleci ona bırak kaleci yönetecek onu. Evet. Bu çok önemli bir güzel bir prensiptir. Peki hemen bir pozisyon sonra geçelim abi. Ön pozisyona geçelim. Peki ben bu golde o zaman ona kabul etmeliyiz. Evet. Ben buna çıkması lazım. Evet buna kabul edersiniz. Ediyorum. Ama herhalde bir de çok ani gelişti. Ondan ayarlayamadı herhalde. Çünkü o gerideki oyuncunun ileriye doğru topu uzaklaştırması ve aniden kafayla araya gelmesi top. Onu normalde biraz daha önde beklemesi lazım. Orta sahaya giden topla değil mi abi? Kaleci hemen tabii, mesafeyi koruması lazım. Ama çok ani geliştiği için herhalde ve konuşması da lazım. Takımını da çıkarması lazım. Bir de vuruş da çok zayıf abi. Bakın kafasını evet, bir köşeyi taktı. Gerçi çok iyi yere gitmiş ama. Devam edelim lütfen. Bakın tam kalenin ortasından gidiyor Eser abi. Evet. Geçelim öbür pozisyonumuza. Abi ben Ordu Spor'da son senesindeki yani yarım sezon hariç bu kadar iyi oynayan kaleci nasıl böyle hatalar yaptığına şaşırdım. Fornezi. Şimdi bu çok rahat bir top. Buradaki hata nedir Eser abi? Yine dediğiniz gibi ayarlayamıyor mu? Bence yüksek de yani yine adamla buluşma noktasına gidiyor. Biraz daha öne gitmesi lazım. Yani adamla buluşma noktasının daha önünde müdahale etmeye çalışması lazım. Gerekirse daha uzatması lazım ha, kendisini. Çünkü orada küçük bir parmak ucu dahi dokunsa topun yönünü değiştirecek. Ama adamın kafasıyla buluşma noktasına doğru fakat gidiyor. Fakat şurada bakar mısınız? Bakın siz dediğiniz yardım geliyor. Lütfen şeyle Antalya oyuncuya bakar mısınız abi? Bakın kalçasıyla oyuncuyu bakın nasıl bozdu. Evet. Bakın doğru, o dediğiniz yardım doğru, çok yardımcı oluyor yani sonuç olarak. Devam edelim lütfen. Abi şey acaba bu pozisyonda gol olamadı deyip de merkeze onun için mi yumruk vuruyor? Ne dersiniz Rob Elliott? Tabii işin şakası ama çok yanlış yere yanlış, değil mi? Yanlış evet. Çok yanlış yani yere. Yani yumruğu attığı yer. Kendin sağa gidiyorsun topu evet, sola gönderiyorsun. Sol yumruk sağ çizgiye doğru daha uygun düşmez miydi abi? İşte burada bir de en önemli konulardan bir tebrik. Dikkat edersin ters ayak atıyor. Ters ayak ortaya yaptığı için kaleye doğru yöneliyor top. Evet. Kaleciler için en tehlikeli toplardan biri. Bak burada da biraz daha öne çıkması lazım. Yani adamın koşu yolunu hesap ederek daha önde topa dokunmaya çalışması lazım. Neredeyse yumruk, adamın arkasına doğru tek gidiyor. Tek yumrukta daha mı iyi olurdu abi? Sol yumrukta daha iyi. Daha iyi olur. Devam edelim lütfen. Abi bunu bakın pilotlar alınca tam vururken duralım lütfen duralım. Duralım lütfen vurmayalım geri gelelim. Şimdi bakın abi lütfen bu 110 küsur sefer oynayan bakar mısınız? Şu anda bütün dikkatini zaten abi buraya veriyor. Evet. Bakın şuradaki oyuncunun varlığından şu anda bir haberdar. Yavaşça tabii, vuralım lütfen. Evet.
Bakın oyuncu bilmediği için diyor ki bakın top nasıl olsa gitti derken aniden gelen oyuncuyu görüyor derim ne dersiniz? Evet. Duruş pozisyonu, cepheyi çok dönmüş bir kere. Çok. Yani cepheyi çok döndüğü zaman o zaman buradaki oyuncuyu görebilmesine imkan yok. İmkan yok. Biraz daha 4'te 3 sahayı görecek şekilde dönük olsaydı o oyuncunun koşu yolunu da görebilirdi. Bir. İkincisi bir de o vuruşu yaptıktan sonra niye müdahale etmek için bir plonjon yapmadı? Kilitlendi kaldı onu bence da anlayamadım. Bence abi o adamı görmediği için o vuruşta evet. Beklemiyordu. Yani çünkü tek vuruş yapmış. Evet. Tamam kabul ediyorum ama yani bu... Ha belki de öndeki adamdan dolayı o vuruşu görmemiş olabilir. Devam edelim lütfen. Çünkü kilitlenmesi enteresan. Görmemiş olması evet. Büyük ihtimal. Abi. Evet. Biz kaleci için talihsizlik ama şimdi önde bakın o plonjonu yapsaydı gam yemeyeceğim ama burada tamam şey işte genç çocuk 21 yaşında hani Gazaniga olabilir ama değil mi? Şimdi o ilk koşuyu yapan oyuncu yakandı. Onu vurabileceğini zannetti. Ama öyle de olsa bakın yine öne gidiyor abi bakın. Evet. Yine öne gidiyor. Değil mi yani burada birkaç hata birden var yani. Evet yani esasında daha önde alabilme imkanı vardı. Şu aradan alabilme imkanı vardı. Evet. O ya yerde sürünmeyi yapmasa direkt topa müdahale etmek evet. için uzansa topa alabilirdi. Ya da değil mi ortaya bıraksa abi 35'e numaraya doğru gitse belki bir şansı daha evet. olurdu. Devam edelim lütfen. Bak şu kendini niye bıraktı onu da anlamadım. O öndeki oyuncu yakandı. Şimdi peki abi bakın. Evet. Bu gole ne diyeyim bakın sola doğru adımı almasa o kadar rahat kurtaracak ki. Evet. Bir öbür açıdan bakın Eser abi sonra evet. sizin görüşünüzü alayım. Bakın görüyor musun sola adım aldı. Evet. Ezbere adım aldı. Niye alıyorsun esasında zaten? Esasında onu almaya da gerek yok. Zaten direğe çok yakınsın değil mi evet. abi? Bakın almaya yani... gerek yok. Niye kendini terse savurdu onu anlayamadım. Şimdi Eser abi müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Ligimiz ben biraz zayıf bir lig olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bakın son 10 senesine bakıyorum. Rennes'de 2 senede 70 maç oynamış. Bize gelmeden abi Türkiye'ye gelmeden 162 maç oynamış. Eindhoven'de senede 40 küsür maç. Ama geçen sene burada 34 maç oynamış. İngiltere'de 2 senede sadece 19 maç oynayabilmiş. 4-5 sefer sakatlanmış. Evet. Bizim ligimiz kaleciler açısından... Evet biraz daha yumuşak bir lig. Doğru, yumuşak bir lig. Devam edelim lütfen. Ya bu büyük bir kaleci evet. hatası değil evet. mi abi? Evet. Yani gereksiz yere. Şimdi abi peki 3 sefer bu defans ne yapar? Biri bakın vurduk şimdi Serdar. Tamam bu 2'yi de yaptı. Evet. Şimdi bakın hala bekliyorlar. Evet. Evet. Bu da ayıp derim ne dersiniz? Evet. Evet. Çok doğru katılıyorum. Yani kaleci bundan fazla bir şey yapamaz. Yani ne bu yapsın pozisyonda. Kaleci? Oh oh evet. oh. Yani oradan... savunma... Sadece seyrediyorlar. Evet sadece seyrediyor. Sadece seyrediyorlar. Pozisyonları yanlış. Devam edelim lütfen. Abi yiyeceksen böyle ye derim. Mata'nın evet. friki ne dersiniz? Evet, çok doğru. Yani bak koşu adımlarıyla koşmaya çalışmış ama yetiştiremedi. Çok şey vuruş. Yani böyle, sert ve çok iyi. Hani gitti. Böyle vuracağını kesme, derler evet, ya yani Eser abi. Bir kurtarılmasına imkan yok evet. yani. Devam edelim lütfen. Mümkün değil. Abi bakın tam sizin sevdiğiniz teknik olduğu için özellikle evet. koydum. Lindegaard. Evet. Ne dersiniz bu tam size hitap eden evet, bir kurtarış değil mi? Neyi doğru yapıyor Eser abi gençler için ters lütfen elle, açıklayın. Yani çok güzel bir ters el kurtarış. Evet. Doğru evet. pozisyon almış doğru açıda öncelikli olarak. Ve darda kesiyor topu. Bak önde kesiyor darda evet. kesiyor. Ve en dar açıda kesiyor. Ve bu kaleci 3 seneden beri abi evet. Deha'nın 7-2 ben inanamıyorum. Evet. Geçelim çok o ilk bir... bölümün son pozisyonuna. Yani, fakat şimdi bakın abi ben haftanın kurtarış derim ne dersiniz Eser abi? Evet. Aynı Lindegaard. Çok zor bir top değil mi abi? Çok. Yani birebir zaten. Çok yakın. Bravo. Ve düşmüyor. Evet. Ezbere atlamıyor. Sonuna kadar bekliyor yalnız değil Fatih. Dikkat edersin. Yani bir tarafa atmıyor kendisi. Evet. Bak bekliyor sonuna kadar. İşte modern kalecilikte o çok önemli bugün. Yani sizce evet. bu haftanın kurtarışını hak ediyor evet. mu abi? Evet. Bak herhalde ilk bölümün bitirdik. Bak sonuna kadar bekliyor. Evet. Sonuna kadar bekliyor. Evet. Bu çok önemli. Şimdi Eser abi. Bakın size biraz daha nostalji yaptıralım. Son bir sefer daha göstereyim. Evet. Şöyle bakın bir fotoğraf koyalım lütfen. Eser abi bu sizi neyi hatırlatıyor? Evet. Eski günler. Eski günler. Eski günler. Şu 60 metrekarelik kulüp binanızı evet, hatırlarsanız. Evet. Eski Gençler Birliği. Bu şey herhalde değil mi? Beypikoş Talebe yurdu abi. Maltepe'deki. Buradan siz de Anıttepe sahasına yürüyerek mi gider gelirdiniz? Yürüyerek giderdik. İkincilik takımı yürüyerek gidiyor asfaltta kramponlarla. Tabii evet, aynen. Yani inanılır gibi değil evet, abi. O dönemler öyleydi tabii. Bir de işte ilk benim oradan bir de
Dediğim gibi benim Gençlerbirliği'ne oraya geldiğim zamanlar sağ olsun bizim orada bir akrabamız vardı Orhan Gökdemir diye. Onun aracılığıyla artık o Güneş Spor Ankara Gücü'nden sonra onun aracılığıyla Gençlerbirliği genç takımına katıldık. İşte ben de yürüyerek gitmiştim. O da malzemelerini vermişti bana. Tabii o çok gururlandırıcı bir olaydı. İşte orada bir deneme yapıldı. Hocamız Fehmi baş düzeldi. Ondan sonra Gençlerbirliği genç takımına. 70-74 arasında oradaydık abi. Evet, 70-74. Şeydeyken hani Ümit Milli Genç Milli'den olduk mu abi Gençlerbirliği'ndeyken? Yoksa Adana Demirspor'da mı gidince? Yok. Gençlerbirliği'nde bir genç milli takıma çağrılmışlığım var. Onda da şöyle oldu. Ankara Gençlerbirliği'nde Türkiye Gençler Şampiyonu olduk. Eskişehir'de yapıldı. Hakem de İhsan Türey'di. Daha sonra Gündüz Hoca genç milli takım antrenörüydü. Beni milli takıma davet etti. Genç milli takıma davet etti. Yani öyle bir çağrılmışlığım söz konusu oldu. Daha sonra Kıbrıs'a gittik oradan. Kıbrıs'ta bir genç milli takım maçı vardı. Orada bir genç milli takım formasını giydim. Yani tabii o zamanlar maçlar çok fazla değildi. Çok. Bu dönemdeki gibi değildi. Şey yapalım abi, şu ilk nostalji bandındakilerin 70-74 Gençlerbirliği, 77 mi 78 mi? 78. Adana Demirspor. 4 sene Adana Demirspor'da evet, kaldık. Adana Demirspor'a gideceğiz hemen. Edip Pieters adını hiç duymuş muydunuz Eser abi? Eski Hollandalı. Hollandalı kaleci. Evet, o da sizin gibi çok yakışıklıydı. Efendim. Bir portre bir isimde Edip Pieters'e gidiyoruz. Gerçekten iyi kaleciydi. Laleler Diyarı'nın 3 direk önünde açan en güzel çiçeklerinden Edip Pieters Graflandı konuk ediyoruz bugün. 5 Ocak'ta 80 yaşına basan Edip, Hollanda'nın en elit iki takımı Ajax ve Feyenoord'da yaklaşık 20 sene kale önü beklemiş sıra dışı bir eldivendi. Tabii ki 12 sene oynadığı Feyenoord'da bıraktığı izler 8 sezon ter döktüğü Ajax'a nazaran çok daha fazlaydı. 250 maça çıktığı Ajax'ta yalnızca bir kez, o da ligde olmak üzere mutlu sona ulaşırken 500'den fazla kez formasını terlettiği Feyenoord'da 4 lig, 2 kupa ve 1 şampiyon kulüpler, yani şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi sevinci yaşadı. 18 yaşında banko oynamaya başladığı Ajax'ta kariyer yapmak ve milli takım kalesini almak asıl amacıyken hocası Schwarz'ın Frans de Munk'a yer açmaya çalıştığını görünce ayrılmakta tereddüt etmedi genç eldiven. Kadere bakın ki bu ayrılış kendisi hakkında daha hayırlı olacak, Feyenoord'da şöhret basamaklarını beklenmedik süratle tırmanacaktı. Gri kazayla özdeşleşen Eddie 1 metre 84 santim boyundaydı ve kaleciden ziyade film artistini, iş adamını andırıyordu. İlginçtir, yeşil sahalarla ilgisini kestikten sonra kameraların önüne değil ama arkasına geçerek amatörce de olsa film yapımcılığına soyundu. İlerleyen günlerde atıldığı ticari hayatta da keza en az yeşil sahalardaki kadar başarılıydı. Çabuk sivrildi zaten, hemen fark yarattı. 1957 aralığında Hollanda milli takım kalesini 47 kez koruyan Eddie'nin ilk maçı 1-1 biten Belçika maçı olurken uzmanlık alanı ise penaltılardı. Tüm penaltıcıların favori köşelerini not aldığı göz önüne alındığında 11 metre atışlarında neden başarıya uzandığı kolaylıkla anlaşılabiliyor. Çünkü kalenin her iki köşesine birden aynı ustalıkla penaltı kullanabilen oyuncu sayısı hayli azdır yerkürede. 1966-67 sezonunda yılın futbolcusu seçilen Eddie'nin futbol yaşantısındaki en ilginç olay 1970 Feyenoord Celtic maçından önce yaşanmıştı. Evrenin görüp göreceği en iyi hocalardan Ernst Happel ne hikmetse artık sezona Edip Pieters yerine ondan 8 yaş küçük Eddie Treitel'i tercih ederek başladı. Öyle de devam etti uzunca süre. Ne zaman ki final maçı geldi çattı, Happel, Edip Pieters'i çağırarak ona güvendiğini ve oynatacağını söyledi yüzüne. Ancak hiç beklemediği bir cevap alacaktı tecrübeli eldivenden. Bütün bir sezon boyunca kalede hiç görmedin beni. Ama bu maçta kaleyi bana teslim ediyorsun. Şimdi de ben istemiyorum diyerek reddetti Happel'i. Neyse ki kısa süre içinde bu kararından vazgeçip Giuseppe Meazza'ya çıkacak
ve ekstra zamanın bitimine 3 dakika kala o ve Kindval'ın attığı golle 2-1 kazandıkları tarihi maçın şeref listesinde hak ettiği yeri alacaktı. Seksenlik delikanlı Eddie yaşına başına aldırmadan stadyuma giderek tüm Feyenoord maçlarında tribündeki yerini alıyor halen. Deplasman maçlarına ise senede yalnızca bir defa gidiyor. O da kolayca tahmin edileceği üzere Ajax-Feyenoord maçına. O meşhur kazanın hikayesiyle veda edelim Eddie'ye. Söz onda. Avusturya milli maçında bir baktım ki devrin en iyi kalecilerinden Zeman'ın üzerinde gri renkli enfes bir kazak var. Hemen sordum soruşturdum lakin hiçbir yerde satılmıyormuş. Ben de ne yapayım? Tarif edip eşimle annemden istedim aynı kazağı. İnanın tıpkısının aynısını yaptılar. Ve o kazakla kendimi daima çok rahat hissettim. Tavuk burger ve hamburger menüleri birlikte inanılmaz fiyata. Sadece 10.50'ye. Üstelik daha büyük boy içecek ve patatesleriyle. Hadi afiyetle. Burger King. Neverwinter. Şehrim benim. Artık bir yıkıntıdan ibaretsin. Sadece güçlü olanlar ayakta kaldı. Ve onlar mücadeleye kararlı. Dungeons & Dragons serisinden. Neverwinter'ı koruyacak cesarete sahip misin? O zaman Digiturk GameMax'te hemen ücretsiz oyna. İç ve dış tüm yaşam alanlarında beklentilerinizin hepsi Yüksel Seramik'le hayat buldu. Yüksel Seramik, topraktan yükselen sanat. Ya siz şimdiye kadar neredeydiniz? Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın 3D maçı Fenerbahçe Medikal Park Antalya Spor Pazar 19'da LG sponsorluğunda Digiturk 399. kanalda. Is not forsaken. I was making up for daytime spent. Kusursuz görüntü. Sinema 3D ile sizi 4 kat daha fazla saracak bir izleme deneyimi. LG Ultra HD TV. Eser abi, kalecilerin en yakın dostlarından birini koydum. Önce bir sorayım. Siz herhalde bu sağ taraftaki eldivenleri kullanmışsınızdır değil mi? Evet. Hem de her maçta birer ayrı ayrı eldiven giyiyordum. Ne kadar yani. Şans. Ben bir senede bir tane giyiyorum. Abi evet. Bu soldaki... Sorma. Yani bu muz eldiven derdik, hatırlar mısınız? Kesinlikle. Bir de ben işte yine Gençler Birliği'ne geleceğim. Orada işte gençler bir gençlik zaten eldiven bulmaya imkan yok. İşte abilerimiz var. Selçuk abi var. İşte köylü Selçuk. Köylü Selçuk'tu. İşte diğer Orhan abi falan. Onların işte Avrupa'dan getirdikleri kalan eldivenler vardı. Yırtılmış falan. İşte onları alırdık. Ha, kullanmadı eldivenleri siz? Yok. Kullandı eldivenler. Paramparça olmuş. Yani işleri bitmiş. Artık onlar daha yenisini kullanıyorlar. Hayır, artık kullanmayacakları diyeyim. Pardon. Hatta kesinlikle öyle. Onların içini temizleriz. O pimpon raketlerinin lastikleri vardır. Onları teker teker yapıştırırız. Yani bir de gözümüz gibi bakardık onları tamir ettikten sonra. O eldivenleri kullanırdık. Abi o zaman nostalji yapmayınca hemen öbür şeye geçelim lütfen. Öbür bir resim koyalım. Herhalde bu süper ayakkabılarla oynamışsındır. Abi herhalde alttaki ayakkabıyla oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, aynı eldiven gibi onunla oynadım. Giydiniz mi bu Dünya Kostları Eser abi? Bir de şimdi Fatih'cim bir de o dönemlerde malzeme sorumlularının da işi çok zordu. Şimdi neydi Dünya Kost? Altında çünkü kösele kramponlar var. Evet. Diyelim ki işte nereye gidilecek? Yağışlı bir kente gidilecek. Orada bir maç yapılacak. Sabaha kadar otururlar o kramponları hazırlarlar. Onları sivriltirler şeye göre ne derler yağışlı havaya göre. Ondan sonra bir giderler bir bakarlar. Hava yağış falan yok. Hadi tekrar otururlar, onları değiştirirler.
kuru havaya göre ayarlarlar. Yani çok zor. Marangoz gibi zor. Değil mi? Tabii abi? Marangoz gibi. Çok. Son dönemlerinizde böyle güzel ayakkabılar yetişebildiniz mi abi? Yani bu kadarına değil bu ama. Bu kadarına değildir. Ama yine de bak Galatasaray'da oynadığımız dönemlerde dahi ayakkabı sıkıntılarımız vardı. Kolay kolay bulunmuyordu. Yurt dışından gelmesi gerekiyordu. Herkes satmıyordu. Yurt dışına zaten seyahat imkanları çok fazla değildi. Siz Galatasaray'dayken Eser abi bu Flori yapılmış mıydı? Son dönemde ama tesis yoktu. Şimdi bir de Galatasaray'da oynadığımız dönemlerde çok sıkıntılar çektik. Yani en azından antrenman yapacak sahamız yoktu. Oo. Bir Altunizade'de yapıyorduk. Zaman zaman gidiyorduk Kağıthane'de ufak bir nasıl diyeyim bir semt sahası vardı. Der maç atma kaleler falan orada antrenman yapıyorduk. Hep yine topraktaydı. Hep toprakta. İşte sonra Florya yapıldı ama sadece sahası yapıldı. Tesisler inşaat halindeydi. Şimdi Mecidiyeköy'den Florya'ya gidiyorsunuz. Antrenman yapıyorsunuz. Yıkanma şansınız yok. Banyo şansınız yok. Tekrar oradan Mecidiyeköy'e dönüyorsunuz. Yani bayağı sıkıntılı dönemler. Pozisyonlarımıza geçelim abi. Evet. İkinci bölümümüzde Eser abi, şimdi iyi bir kaleci Boffin 1.96 burada bu kadar küçülmeye gerek var mı? Aynen. %100 katılıyorum. Yani esasında bakın daha önce ne dedik? Vuruşu bekliyor dedik. Daha önce mesela Lindegaard nasıl bekliyor? Evet, bekliyor. Burada da artık onun yani attın kendine iyi bir vuruş yapsa, ufak dokunsa gol olacak. Evet. Beklemesi lazım vuruşu. Bak. Bırakıyor, teslim oluyor burada. Bir de dev gibisin. Dev yani. Gibisin tabii. Aynen. Adam kaleyi göremeyecek. Kaleyi göremeyecek. Bak, bıraktı, teslim oluyor. Yoksa ufak bir plase yapsa gol. Devam edelim lütfen. Ya atıyor ki ne olmaz. Şimdi abi Almedia'nın şutu güzel bir kurtarış değil mi Sinan? Kurtarış. Yani, bak bayağı bir, evet. Bayağı bir. Güzel o zaman. Aferin diyoruz ama abi bakın aferinlerimiz son bir defa görelim öbür pozisyona geçelim. Aferinlerimiz boğazımıza düğümleniyor. Neden? Geçtik öbür pozisyonumuza. Evet. Şimdi ne işin var burada derim ne dersiniz abi? Çok doğru. Biraz bir de burada önemli bir konu var. Nedir abi? Sinan çok çabuk bir kaleci. Yani olağanüstü bir çabukluğu var. Ve ileriye doğru, o çabukluğuna güveniyor, hep ileriye doğru oynamak istiyor. Burada da dikkat edersen, o çabukluğuna güvenmiş, o kafayla gönderildikten sonra alabilirim diye bir hamle yapmış. Fakat alamayacağını anlayınca bu sefer önde yakalanmış. Önde, dolayısıyla üstünden aşırtma söz konusu oldu. Evet. Devam bak, edelim. Giderken aşağı kaçamaz artık. Evet. Ama almak için o hamleyi yapmış çünkü çok çabuk, daima önde topa müdahale etme. Bakın, Hun maçında abi aynısı ama bakın... Bu da hata ama hiç olmazsa burada Harper 38 yaşında yerde olduğu için aşırt biraz daha zor değil mi? Hiç olmazsa bu da hata ama değil mi Eser abi? Bu da hata. Bu da hata. Bu da çıkması lazım. Yani aşırtabilse aşırtamadı zaten. Evet. Aşırtmak istedi ama aşırtamadı. Beceremedi. Yani bu mesafeyi iyi ayarlamak lazım topla mesafeyi. Peki abi bakın iyi oynadığın maçta öyle bir kaleciye ters köşe olmak yakışıyor mu? Şimdi neden? Kimsenin ayağına çarpmadı değil mi? Çarpmadı abi hayır. Çarpmadı. Çünkü topu... Oyuncu öbür tarafa sürerken, sağ tarafa sürerken kaleci de her zaman işin kurnazlığına kaçıyor. Sağ ayak plasesiyle öbür köşeye atacağını zannediyor. O arada vuruşu terse yaptığı zaman ister istemez kilitleniyor kalıyor. Ama burada da öyle oldu. Böyle değil mi? Bak dışarı gidiyor, öbür tarafa vuracak zannetti. Bu tarafa gidince kilitlenip kaldı. Ortaya gitmişsin adam oynamasan da B takım oyuncu, Belçika'da senlerce oynamışsın, Amil takımda oynamışsın. Şu şekilde hamle yaptığı için buraya artık dönmesine imkan yok. Yani bu falcılık yapılacak bir iş değil mi abi? Bekleyelim. Devam edelim lütfen. Abi bakın Asmir Begoviç'in ne dersiniz bile birdeki Torres'e gol şansı vermemesi. Bak, defansın o hatasına rağmen. Bir de ne kadar uzaktan öne doğru uzanıyor. Yani o vuruşu yapma imkanı vermiyor. O kapatmayı yapıyor. Yani yana şeye gitmiyor. Ne diyoruz? Her zaman en önde almaya yönelik. Bak dikkat ederse bak öne doğru gidiyor. Ayağa yani doğru teknik gidiyor. Teknik olarak çok doğru değil çok mi? Çok doğru. Bir de cesaret de bu da çok önemli. 1.98 abi yani bu kadar bak, şey yapması. Çok cesaret de çok önemli. Evet. Devam edelim lütfen. Tabii topu oyuna sokuş kötü. Fakat şey en çok üzüldüğüm şeyler abi penaltı kurtarınca. Siz de Eser abi yaşadınız mı böyle talihsizlikleri? Yani. Ben kurtarınca aynı adam atınca yani... İşte burada topu ölü noktalara yönlendirse, yani çelmeyip ölü noktalara yönlendirse... Çok sert bir vuruş. Sert vurmuş olabilir ama yine de o bileklerini tutsa artık zaten yetişmişim bak. Evet, yazık. Devam edelim lütfen. Belki de tutmak istedi, bilemeyiz. Abi aynı Fornezli bakar mısınız şimdi? Evet. Yani...
bak. Bunlar hakikaten hediye ama evet, abi ya. Evet şimdi bak. Neleri hatalı yapıyor? Vurulmadan yatıyor bir kere bak. Çıkaracak zannetti bak. Vurulmadan öbür tarafa gidiyor. Vurulmadan kaleyi boşaltıyor. Boş. Dikkat edersen bak. Bak vurulmadan yatıyor. Bak yatınca halbuki o beklese üstüne gelecek dur. Hayır e-mail mi gönderdi sana abi? Evet şey, yani. Ben buraya atacağım evet, diye. Evet evet. Yani vurulmadan bekle. Bak yani. Bekle. Yazık ama belki bu evet. Gol belki yani bu belki bu verilen 2 puan belki Antalyaspor'u çok sıkıntıya sokar. İşte kurnazlık yapıyor oraya çıkaracak zannediyor. Abi bakın. Evet. Sizin yine beğeneceğiniz bir teknik kesinlikle. Herhalde ne bak, dersiniz? Ben adımlamayı çok önemsiyorum. Evet. Yani bir iki adım atması şurada bak dikkat edersen adımlama çok önemli. Bak bir iki adım atı o adımlamayı yapmasa yan yan gitse belki kurtaramaz, çıkaramayacak. Kurtaramaz değil mi abi? Yani İngiltere bir takımda tabii evet, boş oyunu almış bir, abi ama. Çok şey çok çabuk adımlamayla yanaşıyor. Evet bravo. Yani Ben Foster. Ve bir yerden gelen top evet. Çok zor. Devam edelim lütfen. Abi burada da bakın David Marzat çok ha. Yakından. Ben derim evet, ki reaksiyon çok iyi. Biraz şanssızlık mı ne şanssızlık dersiniz? Şanssızlık tabii. Biraz da şey yapsaydı bak savurma yapsaydı. Ama tabii anca onu yapabilir. Yani bu da kendini terse savursaydı. Birçok kaleci buna evet. İnan abi şey dokunamaz bile. Bak ya. Dikkat edersen hep bekliyorlar. Son ana kadar bekliyor. İngiltere'deki kaleciler özellikle. Ne kadar güzel bir özellik değil mi kesinlikle abi? Çok iyi. Bak bekliyor. Bakın. O kadar yakından vurduğu halde ve kurtarıyor sonuçta. Yine kurtarıyor. Bak ikinciyi evet. Bile kurtarıyor. İkinciyi bile kurtarıyor. İkinci... Evet. Devam edelim lütfen. Esra abi bunu size latife olsun diye söylüyorum. Diyorum evet. Ki bir kaleci bunu da kurtaramazsa neyi kurtaracak? Yani bunu bloke etmesi evet. Lazım değil mi abi? Evet. İşte burada da. Pançör. Yani bu topa kaleci ne yapsın Esra evet, abi? Evet doğru söylüyorsun. Bakar mısınız? Evet ya baksanız. Sertlik, yani, 90, pançör. Her şey var. Hani... Ne yapsın kaleci? Gidip alkışlayacaksın değil mi Esra abi? Devam edelim lütfen. Şimdi bakın dediğim gibi Allah korusun diyorum ki Serkan abi yani evet. Yüzün gözün dağılabilir. Evet. Ama o müdahaleyi yapmasaydı rahat vurdurmadı yani ne olursa olsun. Onu çeldi evet yani rahat vurdu belki de dokundu topa. Hayır ben özverişle bir şey demiyorum. Hı. Sadece işte bu topu bugün bıraktığınız zaman abi bakın yani evet. Oyuncu ak niyetli olsa gitti evet. Kafa göz. Doğru. Devam edelim lütfen. Evet. Bu ayakla çıkarma özellikle çok özel bir kurtarış. Evet. Bu ayağımı... Şimdi kalkmak çok güzel ama o topu biraz daha yana atsa belki bu ikinci kurtarışa gerek duymayacak. Çünkü çok zor bir top değil. Ne dersiniz abi? Bir daha bakın, seyredelim. Çok zor İzleyelim. Bir vuruş değil çünkü. Yani ilk kurtarış mı? İlk kurtarıştan bak. İkincisi evet. Çok güzel. Evet. İkincisi çok güzel. Evet. İlk kurtarış için aynı fikri. Geçelim İkincisi efendim. Çok güzel. Eser abi. Adana Demirspor. Tabii... Şunun için söylüyorum. Artvin Karadeniz kültürü. Geldiğiniz Ankara'ya bir İç Anadolu'ya geldiniz. Sonra da güneye gittiniz. O bambaşka bir kültür. Evet. Orada adaptasyon zor yaşadınız mı? Tabii kolay değil Fatih. Yani bir de ilk gurbet durumu ha, söz ilk konusu. Gurbet, i̇lk gurbet. Aynı zamanda birinci ligde oynayacağız artık. İlk defa profesyonel oluyorum Adana Demirspor'da. Birinci lig ortamının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Onun tedirginliğini yaşıyorsunuz. Acaba adapte olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Bunun sıkıntısı... Bir de Adana insanı coşkuludur, heyecanlıdır, bağırarak konuşur o özelliklerinden. Akdeniz insanı çünkü. Tabii o karambol de insanı farklı bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Onun hepsini bütün olarak düşünün. Tabii yani adapte olacağız mı, olamayacağız mı düşüncesi vardı. Ama sonra ilk bir maç Altay maçıydı. İlk 4-1 galip geldik. Orada iyi bir performans gösterdim. O da iyi oldu tabii. Hem bir rahatlama söz konusu oldu. Ama onlar sizi sevdi, siz de onları sevdiniz kesinlikle değil mi abi? Kesinlikle yani Adana ile özel bir bağım vardır benim. Evet. Size uğurlu geldi, amil takımın bağımlı kalitesi oldunuz. Ama şimdi orada Adana Demirspor, Adana Spor derbisinden de bahsetmek lazım. Çok edelim özeldir, abi, çok özeldir. Ama hiçbir zaman taşkınlık olmazdı, hiçbir zaman şiddet, küfür, kafir buna benzer şeyler olmazdı. Çok temiz maçlardı. İşte biri galip geldiyse... İşte öbürü ikinci maçı beklerdi. Çünkü galip geldikten sonra Adana insanı çok espritüeldir, birbirine çok takılmayı falan sever. Sever. Tabii galip gelen takım diğer takımın taraftarlarına takılması falan söz konusu olduğu için tabii onları rahatsız ediyor bu durum. Dolayısıyla güzel bir derbi atmosferi söz konusuydu her zaman. Mesela bir Juan Terano desem atletizme meraklı mısınızdır? Yalnız evet Kübalı atlet. Kübalı atlet. Ha. Evet. Yani evet. Şeydi böyle ilginç saçları evet, vardı. Evet çok doğru. Fuleli.
Bravo. Evet. Fuleli. Efendim, ne de olur hayatta da bir büyük atlete daha gidiyoruz. Alberto Huanterano. ...1972 Münih Olimpiyatlarında 400 metrede yarı final görmüş... ...21 yaşındaki atletin 4 sene sonra Montreal'de final koşacak olması şaşırtıcı değildi aslında. Ki geçen süre zarfında üniversite oyunlarında ve Pan Am yarışlarında kürsünün en tepesine çıkmayı da başarmıştı. İlginç saçlı Kübalı. Ne var ki 1 metre 88 santim boyunda her adımda 2 metre 75 santim mesafe kat eden El Caballo lakaplı gencin hayallerini süsleyen finale hala 3 gün vardı. Nasıl bir garabetse artık. Birazdan başlayacak finalde mücadele edecek genç adam yaşamının önemli kısmını basketbol oynayarak geçirmişken 800 metrede koşmaya da hocası tarafından zorlukla ikna edilebilmişti. Artık kader mi, şans mı, doğru zamanda doğru yerde olmak mı, yoksa işin kompedanıyla karşılaşmak mı? Ne derseniz deyin, Polonyalı Zygmunt Zabierzowski, zevk için koşan, istikbalini ise basketbolda arayan Juan Torena'yı bir şekilde ikna edecek, hayatını baştan aşağı değiştirecekti. Yeniden koşuya dönersek, Juan Torena 800 metre finalinde koşmaya zorlanmıştı. Nasıl mı? Ondaki büyük yeteneğin farkına varan hocası 800 metrede takım arkadaşlarının temposunu ayarlasın diyerek kandıracak, bildiğiniz tavşan pozisyonunda elemelere sokacaktı. Start tabancasının patladığı andan itibaren 1 dakika 43 saniye 50 salise geçiyordu ki, Olimpiyat tarihinde ilk defa İngilizce bilmeyen bir atlet Alberto Juan Torena Danger hem de dünya rekoru kırarak bitiş çizgisine göğsünü yapıştırdı. Ama lakabı El Caballo yani at olan Juan Torena destan yazmaya gelmişti Kanada'ya ve tek çiçekle baharın gelmeyeceğinin farkındaydı. 3 gün sonraki finalde yarışı bu kez 44 saniye 26 salisede bitirecekti ki bunun manası ikinci altın ve düşük irtifada koşulan en iyi zaman demekti. Dahası 1906'da Paul Pilgrim'den bu yana 400 ve 800'ü kazanan ilk atlet olmuştu Afro saçlı Kübalı. Bakın Allah'ın işine ki daha basketbol oynadığı dönemlerden idolü ünlü sprinter Enrique Figueroa 1964 Tokyo ve 1968 Meksiko'da ancak birer gümüşle yetinebilmişken o tek olimpiyatta 2 altın bulacak, 2 rekor kıracaktı. 1976 ve 77 seneleri her bakımdan muhteşem geçse de doğuştan düz taban oluşu sebebiyle ayak ve belinde arada bir problem yaşaması kaçınılmazdı. Her ne kadar 1978'de 400 metre dünya sıralamasındaki yerini korusa da kırıklar, yırtılan bağlar, kopan lifler derken bir türlü dört başı mamur olamayacaktı. 800 metrede daha keskin düşüş yaşarken maalesef irtifa kaybı sürekliye dönüşecek ve adım adım zirveden aşağı yuvarlanacaktı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 1980 Moskova'da 400 metrede dördüncülüğe uzansa da bilindiği üzere başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin pek çoğu oyunları boykot ederek katılmamıştı oraya. Bugün 63 yaşında Juan Torena ve 10 kilometrelik rutin koşularını aksatmadan sürdürürken arada sırada maratonculara omuz veriyor. Her ne kadar doping kontrolleri sıkılaşmadan önce Doğu Bloğu atletlerinin yaptığı birçok dereceye şüpheyle yaklaşılsa da madem ki elimizde somut bilgiler yok, öyleyse şampiyonları karalamanın da bir alemi yok, değil mi? Eser abi, sohbete daha çok süre kalsın diye şu pozisyonlarımızı bir çabuk çabuk bitirelim mi? Tabii. Bakalım abi. Şimdi abi, Hull Svense maçında Michel Form Hollandalı, ben çok zor derim, ne dersiniz? Evet. Kesinlikle. Evet.
Aldı pozisyon da doğru değil mi abi? Evet, pozisyon da doğru. Hamle de doğru. Tekrar söylüyorum. Çok yakından vurulmasına rağmen o temel bir prensip haline geldi artık. Vurulmadan yatmıyor. Yatmıyor. Vuruşu muhakkak bekliyor. Nitekim açıyı da uygun aldığı için, açı ortayda bulunduğu için en doğru hareketi yapıyor. Evet. Kurtarıyor tabii ki. Devam edelim lütfen. Abi Yasin'i takdir ediyorum fakat arkadan baktığınız zaman 2.05 bir kare direğin en az 1.5 metre içine giriyor ve eliyle de dokunuyor. Ne dersiniz İveça için? Yani bu kadar uzun boylu bir kalecinin yani bu golü yememesi lazım. Yemez. Uzaktan da vuruldu. Bayağı uzaktan. Çok da net olarak da eline çarpmış abi. Ve çok da köşeye değil. Evet, bir de pozisyon öndeydi de yani dar açıdaydı da. Dar açıdaydı. Çok kale içinde de değildi. Bunu çıkarması lazım bana göre. Eline de değmiş. Değmiş ama belki çok net değdi abi. Evet, yakın el olsaydı avuç içiyle bak bu burada bir durum daha ortaya çıkıyor. Ters elin bu dezavantajı var. Tam elin ayası destekli bir şekilde topun arkasına gelmeyebiliyor. Ama yakın el kullanıldığı zaman elin ayası destekli bir şekilde topun arkasına gelme şansı var. Yani zaman zaman ters, zaman tabii, yakın mı? İkisini de kullanmayı yeri ve zamanı da bilmek lazım. Devam edelim lütfen. Yetişmesine rağmen yedi. Abi burada şimdi bakın. Şimdi böyle bir sevinme yok. Lütfen der. Ben Gökhan Akın'ı çok da seviyorum. Evet, şimdi bence tokat atmalıydı sevinmek değil için. Değil mi abi? Yani, hayır burada niye? Ama bakın kornerden gelen topta da... Mükemmel bir kurtarış ama bu. Mükemmel. Olağanüstü. Değil mi abi? Yani siz bir hem hocası hem tecrübeli abi olarak bu tip jestleri yapmasın değil mi abi? Böyle? Doğru. Yani tehlikesi de var. Hiç belli olmaz. Yani hakem yanlış anlar. Sen iyi niyetli yapıyorsan bile yanlış anlayabilir. Atılabilirsin böyle kritik ya da oyuncu çok sert tepki verebilir. Sert tepki veriyor. Evet. Doğru. Devam edelim lütfen. Abi dünya tarihinin en kolay yere düşen kalecilerinden biri. Bravo. Yani her hafta daimi konum oldu. Aynen, geçen sene Seyic vardı. Ya. Bu sene de evet. Frey. Yani devamlı arkaya doğru. Devamlı abi, arkaya yani doğru. Burada yatılmaz ki gözünü seveyim ya. İşte gene ayağına baktı. Bak vuruşu beklemiyorlar. Ayağına baktı. Ayağına baktı. O da tabii o gittiğini görünce bu tarafa çıkıyor. Vuruşunu görmek lazım. Görmek. Topun ayaktan çıktığını görmek lazım. Abi, bu kadar tecrübeli kaleci. Evet, burada bu kadar her hafta yapar mı abi ya? Ayaktan... Devam edelim lütfen. Şimdi Korcan'a hakikaten sormak isterim. Evet. Abi soluna gelen topu sağına yumruklamak nasıl evet, bir... Evet yani top dönmüş olabilir yalnız Fatih. Yani son anda dönmüş olabilir. Bu toplar ama bir kendisi bakın sıkıntı. Çok dışarı düşüyor. Bakın evet. Atlarken de evet. Çok dışarı düşüyor evet. Eser abi. Yani evet. Yani evet. Alat demiş. Evet. Devam edelim lütfen. Şeye... Eliyle korner atabilirdi onu. Peki abi biliyorsunuz Neuer'den önce Alman bir takımının banko kalesiydi. Sakatlanıcılar evet. Röne Adler. Hadi bu biraz talihsizlik mi evet. Diyelim abi? Yine de ben inanıyorum ki o top dönüyor. Dönüyor. Yani son anda dönüyor top. Çünkü normal bu tarafa giderken normal pozisyonunu almış. Dönünce tabii ki bulunduğu pozisyon ters pozisyon oldu. O zaman şey mi abi kaleciler hani mukavelerine dönen topları evet. Saymam falan mı desin? Haklısınız evet. Yani hepimiz yaptık evet. Talihsizlik. Şimdi eğer top efendim? Sola gitmiş olsa, yani sola gelse bu sefer terse doğru dizleri kırması lazım. Anladım. Duralım lütfen bir dakika. Eser abi anlasın. Yani soluna gitmiş olsa bu şekilde dizlerini kırması lazım. O zaman gol olmazdı burasına çarp. Gol olmazdı rahatça alabilir. Evet abi. Şimdi bu tarafa, ters tarafa dizlerini kırmışsa, top da bu tarafa geliyorsa bu çok güzel eğitim kaseti esasında. Doğru. Buraya çarptığı zaman mecburen girer. O zaman dizi kırmadan doğru tabii, eğer daha güzel tabii, alabilir. Abi? Abi Fenerbahçe Galatasaray maçında yani bizi Burak'ın vuruşu geldiğimiz yani. Yapması gerekeni değil mi? Yapıyor evet, yani. Evet doğru. Ayağında gayet güzel. Yani bu tecrübedeki bir kaleci. Evet, evet. Açısını da daralttı. Daraltmış, o da doğru. Evet. Devam edelim lütfen. Şimdi abi bakın çalımlar çok güzel. Fakat ya. Vuruş fazla güzel değil derim Ferhat. Ne dersiniz? Şimdi bak. Fakat pardon Eser abicim. Size çok daha evet. iyi ya, yorum yaparsanız. Ya, hemen öbür pozisyonu tamam. da girelim lütfen. Bakın benzer pozisyonu da girelim lütfen. İngiltere'de. Bakın abi. Dokunuyor değil mi top? Dokunuyor. Bakın şimdi ağır şekilde göreceksiniz. Bakın parmakla nasıl dokunuyor bakın. Evet. Bir görüntü var. İşte bak zorlama burada, var, fırlatma bak, var, patlatma burada bakın var. Bakın net evet. olarak gördüğünüz bak, gibi. Sonuna kadar açıyor kendisini. Peki fırlatıyor şimdi kendisini. Abi ilkini ikincisini lütfen kıyaslayın. Bence bu daha zor bir top. Ne şimdi dersiniz? Öbürü şey Ferhat olduğu yere bıraktı kendini. Fırlatmadı. Fırlat. Halbuki bacaktan iterek o patlamayı yapması lazım ki topa dokunabilsin. Olduğun yere bıraktın mı?
Evet. Yıldın mı oraya? Yeteri kadar uzanamıyorsun. Bir. İkincisi çok düz koştu. Halbuki açılı tersi topa açılı doğru, gitmesi lazım. Topa gitmesi. O zaman çok rahat alabilir. Bak şimdi. Bak dümdüz gidiyor. Kale çizgisi üzerinde gidiyor. Halbuki öne doğru açı daraltması lazım. Öne doğru pozisyon değiştirmesi lazım. Abi bu güzel şey. Hiçbir şey eklemedi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Hani biz bazen genç falan diyoruz ya. Evet. Yalnız Ferhat yanılmıyorsam 25 yaşında o deminki topu kurtaran Gazdanica 21 yaşında daha. Evet. Devam edelim lütfen. Ve bir pozisyonumuza geçelim. Abi karşı karşıya da tabii Türkiye'nin en iyisilerinden belki en iyisi. Biraz geç mi çıktı? Pilottan bir bakın, onu bir baksak. Ama onu da pek göremiyoruz. Fakat yani buradaki o cesareti, hızlanması, bu bak nitekim sakatlandı. Evet yani, sakatlandı, ve, Allah korusun yani. Çok, bak çok cesaretli bir çıkış bu. Yani bunu, yani geç çıkıp çıkmadan onu tespit edebilir miyiz bilmiyorum. Peki, ama şey şu son hamle abi, çok iyi. Mesela, hızlanması çok iyi. Esen abi ben bir kontra daha soru bak, sorayım. Hızlanması mesela, çok iyi. Hani Schumacher falan gibi böyle gaddar kaleciler bazen bu toplara yatmaz. Evet. Ayaklarıyla kayarak giderlerdi. Rakibi de caydırıcı olurdu. Evet. Ne dersin? Burada biraz fedakarlık mı yapmış? Fedakarlık yapmış ama bir de şu var. Eğer diklemesine bacaklarıyla gitmiş olsaydı bu sefer topun kendisini geçmesi söz konusu olabilirdi. Biraz yanlamasına gittiği için top kendisine çarptı. Peki çıkmasa ne olurdu abi? Bir soru daha sorayım kontrasoru. Bence çıkmalıydı. Çıkmalı diyorsunuz. Çıkmalıydı. O zaman tebrik ediyoruz. Yani tebrik etmek lazım evet. Evet tebrik ediyoruz. Son bir defa daha gösterelim. Çıkması lazımdı, evet. Evet. Bravo yani büyük diyoruz. Büyük bir fedakarlık bu. Evet. Herhalde pozisyonlarımızı bitirdik. Evet. Abi birkaç tane fotoğraf koyuyorum. Herhalde tanıyacağınızı düşünüyorum. Belki de tanımazsınız, bilmiyorum ama ben... Bize söyler misiniz kimlerdir bunlar Eser abi? Evet. Benim bana hocalık yapmış olan abilerimiz veya da hocalarımız. Bilmeyenler olduğu için ismini söylerseniz sevinirim abi. Rahmetli Coşkun Özer hocamız. Onun zamanında zaten Galatasaray'a geldim ben. İlk hocamdı kendisi. Turgay Şeren kendisi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kalecilerden bir tanesi. Benim de hocalığımı yaptı. Brian Birch ikinci gelişiydi. Özkan hocamız, Özkan Sümer. Onunla da çalıştım kendisiyle. Evet. Ve son olarak da İviç. Dünya çapı. Dünyada evet, en çok takım çalıştıran evet. Birkaç ucudan biri. Abi hemen şeyi sorayım. Birch ilk gelişinde tabii çok... Cafcaflı gelmiş, çok büyük işler yapmış. İkinci gelişinde de neden başarılı olamadı ya da Türk futbolu mu değişmişti yoksa artık bir şeyler mi? Yani Fatih'ciğim şöyle bir şey var. Yani insanın sanki gizli bir el zaman zaman çok önemli kadroları bazı antrenörlere hediye eder. İlk geldiğinde de elinde çok önemli bir kadro vardı. Of, of. Belki ne bileyim küçük takımlardan alınmış bir kadroydu ama dediğim gibi yani sanki gizli bir el... O kadroyu Börce hediye etmişti. Hemen söyleyeyim Yasinler, Muzaffer'ler, Mehmetler, Metinler. Of yani müthiş. Yani dolayısıyla başarının arkasında da o var. Tabii öyle bir kadroya Türkiye'de de ilk defa bir kondisyonun önemini, gücün, fizik özelliği öne çıkaran antrenmanın önemini Türkiye'de ilk defa... Çok ağır mı çalıştırıyordu? Çok ağır çalıştırıyordu. Ama bilinçsiz de çalıştırıyordu bana göre. Şimdi daha sonraları anlıyoruz zaten o bilinçsizliği. Daha iyi sonraları kavruyoruz. Evet. Biz de geliştikçe tabii. Esen abi kaleciler zeki adamlar diyordunuz. Bakın o zeki adamlar bir takım sözler söylemişler. Hı. Bakalım ne söylemişler. Duyun ama sakın yanmayın efendim. Geçen hafta hatırlarsınız. Sheffield Wednesday menajeri Alan Irwin'in İskoçya'da seyrettiği 6-6 biten maçla ilgili ince göndermesinde kalmıştık. Merak etmeyin, kaleci bakmıyorum. Chilavert'in sözleri ise kulak kabartmadan geçilecek gibi değil. Futbol oynarken baskı altında kalmak mı? Altı üstü bir oyun bu. Evde bekleyen çocukları nasıl doyuracağını bilmemek insanı baskı altına sokar. Yenilme kaygısı değil. Konu kaleciliğe gelip dayanmışken en büyük ustayı anmamak olur mu hiç? Kariyerinde 150'den fazla penaltıyı kurtardığı bilinen Lev Yashin diyor ki, Yuri Gagarin'in uzayda yürürken aldığı keyfin aynısını alacağın tek yer penaltı kurtardığın andır. Fransız Barthez'in ise Beckham'ın penaltısını kurtarınca kendinden geçerek %90 şans, %10 konsantrasyondur işin sırrı diye bir vecize yumurtlamış.
2004'te Beckham'ın Türkiye'ye çektiği penaltıda topun haremde arabalı vapura çarptığını duymamış olmadı. Paul Wilkinson'ın sözleri ise şaşırtıcı. Hani deyim yerinde ise kendini aşmış. Kalecilik terörizmle savaşa benzer. 100 sefer inanılmaz kurtarışlar yaparsın ama insanlar seni yaptıklarınla değil, yapamadığınla hatırlar. Vallahi Muzır Neşriyat kapsamına girmesin diye az çabalamadık. Lakin İngiliz komedyen Hank Aken, Ronaldinho'dan yediği hatalı gol sonrasında vatandaşı Seaman hakkında sarf ettiği sözler mizah şaheseri olmaya aday. Tabii ki sansürleyerek veriyoruz o dehşet lafları. Eğer vakti zamanında Seaman'ın babası korunmuş olsaydı hala Dünya Kupası'ndaydık. Brian Clough'ın Seaman hakkındaki sözlerinin hakkını vermemek de olmaz elbet. O yakışıklı bir genç. Tek problem aynanın karşısında sarf ettiği zaman topla geçirdiği zamandan fazla. O saçla kalecilik yapılmaz. İtalyan Walter Zenya'yı sinirlendiren şeyi ise bulamadığımız halde adada mücadele eden futbolcuları saygıyla yad etmesine engel olmayalım. Averaj bir İngiliz futbolcusu güzel bir kadınla korner direği arasındaki farkı asla ayırt edemez. Şilevert'in sözünü tekrarlayarak veda ediyoruz. Futbol oynarken baskı altında kalmak mı? Altı üstü bir oyun bu. Evde bekleyen çocukları nasıl doyuracağını bilmemek insanı baskı altına sokar. Yenilme kaygısı değil. Eser abi, kaleci ahkamlarını beğendiniz mi? Beğenmemeye imkan var mı? Çok özlü sözler. Özde işler. Şilever çok doğru söylüyor değil çok mi abi? Doğru. Yani eve ekmek götüremiyorsan stres olur. Yani alt üstü bir oyun. Mesela çok bir önemli bir mesaj var burada. Yani tabii ekmek götürememek baskı altında alacak mı muhakkak? En baskı zaten odur. Ama alt üstü bir oyun demek bence çok güzel bir ifade. Abi hemen bakın son 10 dakikamıza girmişiz. Birisi, evet, bu iki resmi neden yan yana koymuş olabilirim? Evet. Sizle tabii mutlaka bir buluştukları bir nokta var. Kesinlikle. Abi. Birlikte çalıştık bir dönem Graham Souness'la. Bir sene çalıştık. Yani o dönemde Graham Souness'ın transfer ettiği kalecilerden biriydi. Amerika'dan Friedel. Evet. Sanıyorum sen de daha iyi bilirsin. Amerika'da da İngiliz kaleci antrenörleri ağırlıkta herhalde veya belki evet, bazı abi, bölgelerde olur değil mi? Gerçekten çok fazladır. Yani o çerçevede herhalde onun, çünkü İngiltere'de başka Amerikalı kaleciler de oynadı. Var abi, 4 tane şu an evet, Amerikalı kaleci var. Bunda ben sanıyorum İngiliz kaleci antrenörlerinin önemli payı vardır diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla Friedel de o dönemde geldi. İşte Hayrettin vardı. Graham Souness işte yeni bir kaleciye ihtiyaç olduğuna karar verdi. Amerika'dan Friedel geldi ama acemiydi. Şimdi düşünün, Amerika'da lig yok. Siz Galatasaray'a kaleci getiriyorsunuz. Herhalde bunun arkasında da başka bir neden vardı bana göre. Yani burada tecrübe kazansın, evet, deneyim kazansın diye getirildi büyük ihtimal. Hatta çalışmalar da hatırlıyorum yaptığımız çalışmaları. Şimdi bizim yaptığımız çalışmaları beğenmiyordu. İşte bakıyorduk, kendisi özel çalışmaya çalışıyor, kendi bir şeyler yapıyor. Ama yaptığı çalışmalar hep çocukların, gençlerin yaptığı türde çalışmalar. Yani belli ki orada hep böyle altyapı eğitimine yönelik çalışmış. Bu kadar iyi kaleci olacağını zannettiniz mi abi? Vardı, özellikleri var mıydı? Vardı. Yani, çok özellikli bir kaleci. Yani teslim etmek lazım. Ki abi tutsaydınız, ondan beri Galatasaray, şu anda Friedel hala oynuyor. 20 küsür tane kaleci transfer etti. Evet. Bir kaleci de devam evet, edecektiniz. Evet, yani çok önemli bir, önemli özellikleri vardı. Herhalde bir de tabii Graham Souness'ın bir menajerlik şirketi vardı sanıyorum o zamanlar. Hatta İngiltere'de bazı yargı olayları da falan da oldu hatırladığım kadarıyla. Anladım kendisinin abi. Dolayısıyla belki de orada Galatasaray'da tecrübe kazansın. Onu İngiltere'de pazarlarız düşüncesiyle onu bir basamak olarak kullanmış Eser olabilir. Eser abi şimdi ben kimim diyoruz ama inanın soru çok zor. Hiç yardım da yok, kusura bakmayın. Ben kimim? Bakalım. Bildiğiniz gibi 1800'lü yılların sonunda ve 1900'lerin başında kaleciler sık sık karşı kaleye gider ve gol atıp dönerdi gerisin geriye. Sonra gel zaman git zaman kurallar onların belini büktü ve karşı kale önünü de gol atmayı da unuttu file bekçileri.
Ta ki 1970'lerin sonunda Polonyalı Tomaszewski'nin son dakika kornerinde kafayla yaptığı asiste kadar. Sonrası çorap söküğü gibi geldi zaten. Ama memleketim İtalya'da o tip gollere rastlamak kolay değildir. Galiba ben tekim o diyarlarda. Başkası varsa onu da ben bilmiyorum. 1992 senesinde Cremonese Udinese maçında kafamla gol atmıştım. Hatırladınız mı beni? A. Tacconi. B. Zegna. C. Peruzzi. D. Rampula. Eser abi, çok zor bir zaman biliyorsunuz, bunu test anlamında sormuyoruz. Sadece hani eğlence babından soruyoruz. Bir fikriniz var mı? Ya inanır mısın? Tabii ki. Çıkaramayacağım galiba. Atalım o zaman abi. Atalım mı diyorsun? At abi. Atın. Peki. Peruzzi mi? Abi şey, size bir ilk yapıyorum. Peruzzi'yi dışarıda bıraktık. Peruzzi değil. O zaman sırayla Tacconi. Abi Tacconi dedi. Güzel. Herhalde Zenga. Abi Zenga da değil, bravo vallahi. Sonra mahsus sonra bıraktı onu. Rampula. Abi 13 yaşındaki bir kalecimiz size bir soru sormuş. Bakalım ne demiş. Evet. Sizin gibi eğitimciye bence çok güzel bir soru gelmiş abi. Bir dakikada bir soru bir cevapta. Bakalım o küçük kalecimiz 13 yaşında size ne demiş? Getiriyor muyuz ekranı? Diyor ki abi, çok eksiğim olduğunu biliyorum ama herkes farklı bir şey söyleyip duruyor. Eser hocam önceliği neye vermemi tavsiye eder? Şimdi burada benim dikkatimi çeken çok önemli bir konu var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Herkes farklı bir şey söylüyor diyor. Bizim Türkiye'nin hastalığı bu zaten. Yani Türkiye'de hiçbir zaman belli bir standarda oturtamadığımız için herkes... Kafasına her şey, esen her şeyi yaptığı için, aklına gelen her DVD'yi alıp ne bileyim kaleci eğitimi olarak kullanıldığı için herkes farklı bir şey söylüyor diyor bu gencimiz. Çok doğru söylemiş esasında. Bu Türkiye adına... Kafa karışıklığı mı? Kafa karışıklığı tabii. Yani hangisi doğru? Evet. Bak, kendisinin bile dikkatini çekmiş. Herkes, her kafadan bir ses çıkıyor diyor. Kafa karışıklığı. Doğruyu bulamıyor bir türlü çocuk, genç. O büyük bir sıkıntı. O yaşında buna parmak basmış kendisi. Ne kadar önemli, bunu dikkate almak lazım esasında. Tabii önceliği neye verir? Temel tekniklere vereceğiz tabii ki. Önceliğimiz evet. Temel teknikler olacak. Ama önemlisi top tutma. Top tutmanın anahtar faktörleri var. Top tutmanın çok değişik şekilleri var. İlk önce birinci sırada o top tutma şekillerinin öğrenilmesi gerekiyor. O konuda eğitim alınması gerekiyor. Ne bileyim... Bu temel top tutuş tekniği, işte topun neresinden tutulacak, parmakların durumu, bileklerin durumu, dirseklerin durumu. Daha sonra kan hizası gelen toplar, o çok önemli. Dirseklerin kapalı olması önemli. Hatırlarsanız hangi Akhisar Rize maçında Sarkan Kırıntılı sanıyorum kaçırdı. İşte dirseklerin... İkisi aynı hata, ikisi de evet, yaptı. Evet, yani dirseklerin açık olmasından kaynaklanan bir hadise. Şeydi sevgili yönetmenim, bir taferel resmi de vardı değil mi? Son birkaç dakikada bari Eser abiyle taferel ilgili de bir şey söyleyeyim. Eser abi, yani şimdi tabii çok iyi kalecilerle çalıştınız. Evet. Tabii Mondragon'da ama taferel de sizin. Yani böyle büyük isimle gelen bir kalecide mesela bir takım şeyler yaşadınız mı, zorluklar ya da mesela bir anınız falan var mıdır böyle? Yani şimdi Fatih'ciğim, öyle bir şey var ki tabii ilk geleceği zaman bir kere çalışacağınız kaleci dünya çapında bir kaleci. Şimdi bu çok önemli. Şimdi o dünya çapındaki kaleciyle, onun tarzıyla, onun sizden bekledikleriyle sizin tarzınızın örtüşmesi lazım. Uyum içerisinde olması lazım. Eğer bu uyum yoksa, bu örtüşme yok ise bu sefer sıkıntılar çıkmaya başlar. Kaleci açısından sıkıntılar çıkmaya başlar. Benimseyemeyebilir çalışma şekillerini. O benimseyemediğinden dolayı belli bir gerginlik olacaktır, belli bir stres olacaktır, belli şikayetler olacaktır. Beraberinde arkasından çok daha farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Fakat bu taferelle bizim aramızda yaşanmadı. Kendisiyle çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Öyle olduğuna inanıyorum ben. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ama tabii bunda da şu çok önemli. Kaleci antrenörünün kendi konusuna yoğunlaşması, konsantrasyonu, araştırması, onun özellikleri nedir, beklentileri nedir, eksikleri nedir, ne tür bir çalışma yöntemi uygulanması gerekiyor, nelerden sıkılabilir. Yani bütün bunlar
çok farklı unsurlar, çok değişik boyutlar. Hepsini bunun bir harman haline getirip en doğru programı uygulamak gerekiyor. O anlamda bir sıkıntı çıkmadı. Çok uyumlu bir çalışma yaptık. Eser abicim, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Vallahi 65-66 dakika gitti. En kısa zamanda tekrar görmek isteriz. Her zaman. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Bir son bir şey söylemek istiyorsanız buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani çünkü biz her zaman söyledim. Kaleciliğin içinden gelen insanlar kaleciliği konuşmaktan büyük keyif alıyoruz. Büyük tad alıyoruz. Dolayısıyla ben hiç kaleciliği konuşmaktan hiçbir zaman sıkılmadım. Büyük bir keyifle, büyük bir zevkle kalecilikten bahsederken büyük keyif, büyük tad aldım. Bak kaç 56 dakika, bir saat su gibi geldi geçti. Davet için teşekkür ediyorum. Bu ortam için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Esen kalın efendim. Bu hafta birbirinden komik gollere güleceksiniz. Karşı 21'de bu hafta Mandıra Filozofu filminin kahramanlarına güleceksiniz. Ben çalışmaya karşı, bu kadar yemeye karşı, ben paraya karşıyım. Mandıra Filozofu. 21'de bu hafta ağzı kapalı şarkı söyleyen Eser Eyüboğlu'na hem şaşıracak hem güleceksiniz.